Üçüncü düsturumuz, üstadımız burada. Siz kuvvetli olmak istiyor musunuz? Kuvvet kazanmak istiyor musunuz? Evet. Bütün kuvvetinizi hakta ve ihlasta bilmelisiniz. Çünkü her işi yaratan Cenab-ı Hak'tır. Her işin müessiri Cenab-ı Hak'tır. Cenab-ı Hak sebep olmadan da yaratır. Dolayısıyla o ihlasın ilk başındaki şeyleri bir hatırlayalım. En büyük kuvvet ihlas. En mühim bir esas ihlas. Yani bir binanın esası, temeli neyse, amellerimizin de temeli, esası ihlastır. Bir beden için ruh neyse, amellerimizin de ihlası ruh hükmündedir. Eğer onun ruhu olan ihlası çekersek, onsuz yaparsak o zaman ruhsuz bir beden gibi olur. Ona da biz laşe diyoruz. En makbul bir şefaatçi, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bizi kurtarabilecek en makbul şefaatçi kalbimizdeki ihlastır. Sırf onun için yaptığımız amellerdir. En metin bir nokta-i istinat, en metin bir dayanak noktası, en kuvvetli bir dayanak noktası yine ihlastır. Sen ihlasa dayandın mı, Allah'ın izniyle yapamayacağın bir şey kalmaz. Yapamadın farz edelim. Yine sen muvaffak olmuşsun. Çünkü Cenab-ı Hakk'ı razı etmişsin. İlk bu dersi okuduğumuzda bir misal vermiştik. Üstadımız diyor ki, bir zat demiş, bana bir noktayı istinad verin, küre-i arzı yerinden oynatacağım. Fizik dilinde de buna şöyle diyorlar, bana bir kıskaç ve kaldıraç verin, küre-i arzı yerinden oynatacağım demiş Arşimet. Dolayısıyla bu faraziyeye göre diyor üstadımız, insan noktayı istinadını bulursa küre-i arzı ne yapabilir? Değiştirebilir. Küre-i arzı yerinden oynatabilir. Dolayısıyla en metin noktayı istinat ihlas oluyor. Burada dolayısıyla o şeyleri geçiyoruz. Bütün o tabirleri üstadımız zaten ihlasın düsturları içerisinde açmaya çalışıyor. Burada da bütün kuvvetinizi ihlasta ve hakta bilmelisiniz. Gittiğiniz yol hak olacak ve içinizde, kalbinizde, kalbinizin derinliğinde sırf Allah rızası olacak ki siz o zaman kuvvetlisiniz. Yok, siz kuvvetlisiniz de haklı değilsiniz ya da ihlaslı değilsiniz. Bu dünyada belki muvaffak olursunuz. Ama uhrevi alemde siz sefil bir şekilde, müfliz bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkarılırsınız. Çok çalıştınız, çok uğraştınız. Bu çalışmanız ve bu uğraşmanız sizi ahirette kesinlikle ne yapmayacak? Muvaffak etmeyecek, payidar etmeyecektir. Dolayısıyla bütün bu meseleler hep ihlasın etrafında dönüyor. Yaptığın iş ihlaslı mı? Evet, kıymetlidir, kuvvetlidir. Yaptığın iş ihlassız mı? Evet, kuvvetsizdir, sebatsızdır, değersizdir. Hiçbir şeye yaramaz. Ama dünyada muvaffak oldun. Asıl olan bu dünya değil ki. Asıl olan ahiret alemi. Allah'ın huzuruna gittiğimiz vakit bizi kurtaracak bir eser varsa o zaman biz muvaffak olmuşuz. Yoksa ahirette bizi kurtaracak bir eser olmadığı takdirde, götüremediğimiz takdirde fani dünyada bıraktığımız eserlere kıymet vermiyoruz, vermeyeceğiz. Vermek hatadır. Ona dayanmak da lüzumsuz bir iş olur. Evet, kuvvet haktadır ve ihlastadır. Kuvvet haktadır ve ihlastadır. Malumunuz, bütün peygamberler bu hak ve ihlas esası üzerine hizmetlerini bina etmişler. İn ecriye illa alallah demişler. Ben ecrimi, sevabımı, mükafatımı, karşılığımı ancak Allah'tan beklerim. Sizden hiçbir beklentim yok demişler. Üstadımız da 30. sözde ene bahsini anlattığı yerde düsturu nübüvvet, kuvvet haktadır, hak kuvvette değildir der, zulmü keser diyor. Yani peygamberliğin düsturu nedir? Hak kuvvette değildir, kuvvet haktadır demek suretiyle zulmü ne yapıyorlar? Kesiyorlar. Ve bütün peygamberin ortak noktası bu. Ve hak yolunda yürüyen bütün mürşitlerin de,
bütün belki dünyevi manada kumandan ve reis olan zatların da hareket noktası bu olmuştur. Ben Allah yolunda gaza etmeye muvazzafım, vazifedarım, muvaffak etmek veya etmemek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Ben ona karışmam demek suretiyle muvaffak olan çok ünlü komutanlar, kumandanlar var, padişahlar, sultanlar var İslam aleminde. Üstadımız da bu manada bazılarını zikrediyor malumunuz. Evet, kuvvet haktadır ve ihlastadır. Kuvvet kazanmak istiyorsanız haklı olacaksınız, ihlaslı olacaksınız. Haksızlar dahi, haksızlıkları içinde gösterdikleri ihlas ve samimiyet yüzünden kuvvet kazanıyorlar. Kendileri haksız ama bir samimiyetleri var. Samimiyetleri ne? Kendi davalarına odaklanmışlar. Biz şu anda Müslümanlar olarak ya da nur talebeleri olarak ya da manevi bir hizmette çalışan insanlar olarak bir muvaffakiyetsizlik varsa biraz da hem Cenab-ı Hakk'a karşı taşıdığımız ihlası hem de hizmetimize karşı taşıdığımız ihlası gözden geçirmemiz lazım. Samimiyeti gözden geçirmemiz lazım. Acaba ehli dünya, ehli gaflet haksız olduğu halde, her şeyleri dünya olduğu halde, belki zalimane bir meslekten gittikleri halde, bütün her şeylerini kendi hizmetlerine feda edebiliyorlar da, ben hak bir yolda kendi sahip olduğum maddi ve manevi şeylerimi, birikimlerimin ne kadarını ben hizmetime, davama endeksleyebiliyorum, bunu gözden geçirmek icap ediyor. Muvaffakiyetsizliğimizin asıl sebebi yine biziz. Çünkü mesela diyelim ki ecdadımıza bakıyoruz. 400 çadırlık bir ordu geliyor. 400 çadırlık bir, daha doğrusu oba geliyor. Ama ihlaslı, ama samimi, dünyevi herhangi bir beklentileri yok. Sırf Allah'ın adını dünyaya nasıl ulaştırabiliriz diye kendilerine yüksek bir hedef tayin etmişler. Cenab-ı Hak da bunları muvaffak ediyor. Üstadımız diyor ki 4 kere 4 ayrı ayrı olsa 16 kıymeti var. Ama bir çizgi üzerine, değil mi? Omuz omuza verseler 4444 kıymetine haiz oluyorlar. Ve bunlar tarihte çok büyük muvaffakiyetler gösterdiklerine de tarihi çok işaretler buna şahit olmuştur diyor mesela. 16 kişi gitmişler, kaleyi fethetmişler. 16 kişi gitmişler, bir orduyu dağıtmışlar. Çok enteresan bir şey. Niye? Kalplerde ihlas var ve hakkı esas tutmuşlar. Merhameti ve adaleti esas tutmuşlar. Şimdi tekrar dönüyoruz kendimize. Siz bu hizmeti imaniye ve Kur'aniye'de şu İslam davasında muvaffak olmak mı istiyorsunuz? Ya da dünyevi bir meslek de olsa ama burada asıl manevi hizmetler. Evet, o zaman ihlası ve hakkı esas tutacaksınız. Tutmadınız mı? Siz dağılırsınız. Perişan olursunuz. Sizin içinizde ihlassızlık hakim olsa menfaat baş gösterir. Menfaatin olduğu yerde de muvaffakiyeti beklemeyin. Bekleyemezsiniz, hakkınız yok çünkü. Haksızlar dahi, haksızlıkları içinde gösterdikleri ihlas ve samimiyet yüzünden kuvvet kazanıyorlar. Şimdi üstadımız, Lemaat'ta kendilerine bir soru soruyorlar. Diyorlar ki, madem el-hakku ya'lu haktır, neden kafir müslime kuvvet hakka galiptir? Çok müthiş bir sual. Yani el-hakku ya'lu haktır. Ne demek? Hak alidir. Ve la yu'la aleyh. Ondan daha ali bir şey yoktur. İfadesi haktır. Peki nasıl oluyor o zaman kuvvet hakka galip geliyor? Kafir Müslümanlara nasıl galip geliyor bu ifadeye göre? Eğer bu ifade doğruysa. Üstadımız da diyor ki evet bu ifade doğru. Onların da bu manada galip gelmesi için 4 sebep. Daha doğrusu 4 ayrı vecihten bakılabilir diyor. 4 ayrı vecihten. Biz 3 tane vecih söyleyeceğiz bununla alakalı. Birincisi, onların kullandıkları vesileler Cenab-ı Hakk'ın bizden kullanmamızı istediği vesileler olduğu için hak vesileleri kullandıklarından biz de batıl vesileleri kullandığımızdan dolayı onların hak vesileleri bizim batıl vesilelerimize ne oldu? Galip geldi. Ben cami yapıyorum. Onlar ise kumarhane yapıyor mesela. Ama onlar hak bir vesile olan çalışkanlığı, gayreti kullanıyor. Ben batıl bir vesile olan tembelliği
kullanıyorum. Dolayısıyla onların hak vesilesi olan çalışkanlık bana galip gelmiş oluyor. Benim neyime? Tembelliğime. Kalpteki ihlasa değil ama. İkincisi, üstadımız, onların kullandıkları sıfat, Müslüman sıfatı oluyor bazen. Bizim kullandığımız sıfat bazen kafire bir sıfat oluyor. Nasıl mesela? Onlar sabah kalkar diyelim mesela. İş yerini açar, uğraşır, didinir. Ondan sonra adaletle iş yapıyorlar. Ondan sonra işin hakkını verirler. İlahir. Ama biz bunun tersini yapıyoruz. Bunun tersi olan sıfatlarla biz iş yaptığımızdan dolayı hak olan sıfatları kim elde ediyorsa, kim onlarla iş yapıyorsa, batıl sıfatlara sahip olan Müslüman bile olsa ona galip gelmiş oluyorlar. Dolayısıyla haksızlar dahi haksızlıkları içerisinde gösterdikleri ihlas ve samimiyet yüzünden kuvvet kazanıyorlar. Niye? Hak vesileleri ve sıfatları kullandıklarından dolayı. Üçüncü vecih olarak da üstadımız kainatta Allah adetullah kanunları koymuş. Sünnetullah dediğimiz kanunlar koymuş. O adetullah kanunlarına uyduklarından, biz ise uymadığımızdan dolayı onlar Cenab-ı Hakk'ı inanmadıkları halde bu noktada razı ediyorlar. Yani onun koyduğu kanunlara riayet etmekle. Biz Cenab-ı Hakk'a iman ettiğimiz halde bu noktada koyduğu kanunlara hürmetsizlik ettiğimizden dolayı onlar ne yapıyorlar? Bize galip geliyorlar. Dolayısıyla hiçbir şeyde tesadüf yok. Ama ahirette akibetül akibe kimindir? Yine müminindir. Elbette iman sahibi kimse, ihlaslıysa ama bu gibi sıfatlara da ya da sebeplere de riayet etmemişse dahi yine ahirette ne yapacak? Mükafatını mümin olduğu için alacaktır. Onlar ise bu dünyada çok çalıştıkları halde ahirette cezalarını kafir olduklarından dolayı çekeceklerdir. Şimdi gelelim tekrar konumuza. Evet, kuvvet hakta ve ihlasta olduğuna delil şu hizmetimizdir. Üstadımız kendi hizmetini bu manada anlatıyor, yaptıkları hizmeti. Ve burada kuvvetin hem hakta hem ihlasta olduğuna en güzel delil olarak getiriyor. Daha da mükemmeli Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın asr-ı saadetteki vaziyetidir. Yalnız başına bir zat ama elinde hak var. Allah'ın razı olduğu şeyler var, hakikatler var. Bununla beraber kalbinde muazzam bir samimiyet ve ihlas var. Böyle bir zat yalnız başına, bütün dünya ona düşman. Büyük devletler düşman, büyük dinler düşman, kabilesi düşman, hatta amcası düşman. Bütün bu düşmanlar içerisinde bir tek zat hakkı ve ihlası esas tutuyor. Kısa bir zaman sonra bakıyorsunuz ki İslamiyeti elhamdülillah dünyanın başına geçiriyor. Üstadımız da kendi mesleğini, kendi hizmetini burada misal olarak getiriyor. Bu hizmetimizde bir parça ihlas, bu hizmetimizde bir parça ihlas bu davayı ispat eder ve kendi kendine delil olur. Çünkü 20 seneden fazla kendi memleketimde, 20 seneden fazla kendi memleketimde dediği genellikle Van yöresini anlıyoruz. Ve İstanbul'da, sonra da İstanbul civarına üstadımız geliyor. İstanbul'da ettiğimiz hizmet-i ilmiye ve diniyeye mukabil burada sizinle 7-8 senede 100 derece fazla edildi. Bakın, İstanbul'da ve Van'da herkes üstada teveccüh eder. Herkes üstada hürmet eder. Herkes üstada hizmetkar olmak için ciddi manada canhıraşanı çalışıyor. Böyle bir vaziyette yaptığımız hizmet 20 senede burada 7-8 senede ondan 100 kat daha fazla hizmet edildi diyor. Peki şartlar ne? Onu okuyoruz. Halbuki kendi memleketimde ve İstanbul'da burada benimle çalışan kardeşlerimden, burada benimle beraber çalışan kardeşlerimden 100 belki 1000 derece fazla yardımcılarım varken, vali bile yardımcı. Ondan sonra İstanbul'da ulemalar, meşayihler, hatta ordudan kumandanlar, üstada herkes el pençe duruyor önüne. Emredin, biz de sizinle beraberiz diyorlar. 1000 derece fazla yardımcılarım varken burada ben yalnız. Üstadı ne yapmışlar? Sürmüşler. Gitsin bir dağın başına kendi kendine ölsün ve kaybolsun, ismi unutulsun diye göndermişler. Nereye? Barla denilen bir yere.
kuş uçmaz, kervan geçmez. Oranın yolu bile yok. Yani bir şeyle gitmeniz gerekiyor. Gemiyle gitmeniz gerekiyor. Ondan sonra kayıkla gitmeniz gerekiyor. İlahir. Ben yalnız, kimsesiz, kimsesi yok, bir kez. Garip, gurbette. Yarım ümmi, yani okuma yazmadan, okuması var ama yazması fazla güzel değil diye üstadımız fazla bu manada yazması olmadığından yarım ümmi diyor. Bir de insafsız memurların tarasudat ve tazyikatları altında, sıkıntıları altında. 7-8 sene sizinle ettiğim hizmet, 100 derece eski hizmetten fazla muvaffakiyeti gösteren manevi kuvvet, sizlerdeki ihlastan geldiğine katiyen şüphem kalmadı. Şimdi muazzeneyi görebiliyoruz değil mi? Kendi memleketim olan Van'da ve İstanbul'da 1000 derece fazla hizmetçilerim var. Benimle beraber çalışan insanlar var. Ve orada 20 sene boyunca çalıştım. Hizmeti imaniye ve ilmiyede. Ama kendi memleketimde, ya daha doğrusu bu sürgün şeyde, ben yalnızım. Kimse yok. Garip, kuvvetsiz, bir de insafsız memurlar var. Tarasut ve tazyikatları var. Ne yaptı, kiminle konuştu, kiminle görüştü, nereye gitti, ne kadar kaldı gibi. Ve bir baskı var. Orada yaptığımız hizmetten 1000 derece daha fazla, 100 derece daha fazla hizmet edilmesi gösteriyor ki bu manevi kuvvet sizdeki ihlastan geldiğine katiyen şüphem kalmadı. İhlas var, kuvvet var. İhlas yok, kuvvet olsa da dünyevidir, ehemmiyetsizdir, kıymetsizdir ve bir cihetle de kuvvetsizdir. Cenab-ı Hak bu manayı anlayabilmeyi nasip eylesin. Onun için ihlası esas tutacağız. Bakın, tabiinlerden bir zat ya da tebe-i tabiinlerden de olabilir. Yani İslamiyet'in ilk kuruluş yıllarına, asırlarına yakın olan bir vakitte bir tüccar şeye gidiyor. Java adalarına, Endonezya'ya. Ve bu zat kumaş tüccarıdır. Bir gün bir kumaşı kendi kalfası birisine yanlış satıyor. Yanlış bir fiyatla satıyor. Yani daha doğrusu bellediği fiyattan farklı bir fiyata satıyor. Kendisi bilerek yapıyor bunu, kalfası. Sonra da bunun farkına vardığı vakit bu zat, Müslüman, diyor ki sen diyor bize yanlış yaptın. O kadını muhakkak git bul. Biz ona fazla parasını iade edelim. Haramdır, kursağımızda kalmasın. Yani ihlas ve samimiyet. O da gidiyor, çarşı pazar araştırıyor. Sonra o kadıncağızı buluyor. Diyor ki size yanlış satmışız, sizin bizden alacağınız var. Lütfen bir gelebilir misiniz? Tekrar parasını iade ettikleri vakit kadın diyor ki ben diyor bunu bilerek bu fiyata aldım. Niye böyle yaptınız? Diyor ki öyle ama diyor. Biz diyor sizi belki aldatabiliriz ama Rabbimizi aldatamayız. Rabbiniz kim? Onlar hepsi putperest, Budist. Bizim Rabbimiz bizi yaratandır. Her yerde hazır ve nazırdır. Her şeyi görür, her şeyi işitir diyorlar. Öyle deyince parasını veriyor. Tabii kadıncağız oradan çıkınca bu hadiseyi, bu olayı herkese anlatıyor. Her yerde anlatıyor. En son bu olay ta krala kadar ulaşıyor. Kral bunu çağırıyor. Biz şimdiye kadar duymadığımız, işitmediğimiz şeylerden bahsediyorsun sen. Neyin nesi? Şu Rab dediğin kim? Nedir? Ödeyince o da İslamiyet'i tam böyle güzel bir şekilde anlatıyor. Allah'ın varlığı, Allah'ın birliği, Cenab-ı Hakk'ın her yerde hazır ve nazır oluşu, Cenab-ı Hakk'ın hak olduğu, adil olduğu, şu anda ben seni aldatabilirim ama Allah'ı aldatamam, bir hesap günü var bu işin deyince, anlatınca orada kral ve etrafı hemen Müslüman oluyor. Endonezya şu anda dünya üzerinde en kalabalık İslam ülkesidir arkadaşlar. 250 milyona yakın nüfusu var. Es-sebebu kel-fail sırrınca o zatın 5 dirhemlik bir kumaş parçasını ihlasından dolayı, değil mi? Tekrar parasını iade etmesi bu kadar insan Müslüman olmasına 1300 senedir belki de ona sevap kazandırmasına vesile oluyor. Ve şu anda da biz anlatıyoruz. Böyle bir zatın bu anlatmamızdan dolayı da o hadiseye kendisi yine vesile ve sebep olduğundan dolayı yine sevap aynı şekilde ona gidiyor. Bakın ihlasa, bakın samimiyete. 5 kuruşluk bir şeyle dinini satmıyor.
Cenab-ı Hak ona hayanın çok fevkinde muazzam bir İslami inkişafı nasip ediyor. Dolayısıyla Bediüzzaman diyor ki, bu yaptığımız bu hizmetler 100 derece eski hizmetten fazla muvaffakiyeti gösteren manevi kuvvet nedir? Sizlerdeki ihlastan geldiğine katiyen şüphem kalmadı. İhlas var ama yine kendini almıyor, etrafındaki dostlarını alıyor. Onları da onure ediyor. Maşallah, subhanallah. Sizde Allah bir ihlas nasip etmiş, bu ihlastan dolayı muazzam bir muvaffakiyeti müşahede ediyor ve görüyoruz diyor. Bununla alakalı izin verirseniz, konuşan yalnız Hakkattır bahsinde de yine aynı manaya üstadımız dokunuyor. Allah'a binlerce şükür olsun ki, Allah'a binlerce şükür olsun ki, 28 senedir dini siyasete alet ittihamı altında, kader-i ilahi ihtiyarım haricinde dini hiçbir şahsi şeye alet etmemek için beşerin zalimane eliyle mahza adalet olarak beni tokatlıyor. Bakın, kader adildir diyor. Benim yaptığım hizmete karşılık herhangi bir haz, herhangi bir manevi lezzete girmemem için de, ihlasımı kırmamam için de Cenab-ı Hak beşerin zalimane eliyle adilane beni devamlı tokatlıyor. İkaz ediyor. Sakın diyor, iman hakikatlerini kendi şahsına alet yapma. İman hakikatlerini kendi şahsına alet yapma. Ta ki imana muhtaç olanlar anlasınlar ki yalnız hakikat konuşuyor. Cenab-ı Hak bir tavuğa yumurta yaptırdığı gibi, bir ağaca meyve verdirdiği gibi, bir ineğe süt verdirdiği gibi, benim gibi bir insana da Cenab-ı Hak bu iman Kur'an hizmetini yaptırıyor. Lezzetli üzüm salkımlarının, tanelerinin hasiyeti ve güzelliği onun kuru çubuğunda aranılmaz diyor üstadımız. Yani lezzetli üzüm tanelerini yapan onun kuru üzüm çubuğu olabilir mi? Mümkün değil. Ben de böyle bir kuru üzüm çubuğu hükmündeyim. Allah onu istidam ediyor, iradesiz bir şekilde yapıyor. Ben de irademle Cenab-ı Hakk'ın bana lütfettiği, ihsan ettiği güzellikleri gösteriyorum. Nefsin evhamı, şeytanın desteleri kalmasın, sussun. İşte nur risalelerinin, büyük denizlerin, büyük dalgaları gibi gönüller üzerinde husule getirdiği heyecanın, kalplerde ve ruhlarda yaptığı tesirin sırrı budur. Başka bir şey değil. Arkadaşlar, herkesin sustuğu, herkesin saklandığı, herkesin kendisini kamufle etmeye çalıştığı bir zamanda, keferelerin ve fecerelerin at koşturduğu bir zamanda, piyasada ortada bir Bediüzzaman var. Ve bir eserin yazdırılmasına izin verilmediği, bir İslami kelimenin bile alenen söylenemediği, ezanın bile Türkçeleştirildiği bir zamanda, Kur'an okumanın, okutmanın yasak olduğu bir zamanda, böyle bir vakitte Bediüzzaman meydanda ve haykırıyor. Ümit var olunuz, istikbal inkılabatı içerisinde en yüksek gürsada İslam'ın sadası olacaktır diyor. Ve bu hakikatları orada anlatırken bütün herkeste bir heyecan oluyor. Elhamdülillah. Bu din bu ülkede ölmeyecek, bitmeyecek, sönmeyecek. Çünkü yanan bir ışık görüyoruz, yanan bir nur görüyoruz, bir kandil görüyoruz diyorlar ve o kandilin etrafında halka olmaya başlıyorlar. Ve şu anda elhamdülillah, bakın yine bunların kesinlikle konuşulması bile dışarıda, bakın Bediüzzaman böyle demek de bu derse belki mugayirdir. Ama bilelim ki şu İslami hizmetlerin görünen yüzü var, bir de alt taraflarda, kimsenin görmediği yerlerde İslam'ın inkişafı için çalışan ciddi bir mekanizma var. Ciddi bir motor gücü var. Saatin görünen tarafı var. Akrep yelkovan görünüyor. Orada rakamlar görünüyor. Ama saatin sağlam işlemesine vesile olan nedir? Alttaki çarklardır. O çarklardan bir tanesinde sıkıntı olsa o saat böyle mükemmel ne yapmaz? İşlemez ve çalışmaz. Risale-i Nur'un bahsettiği hakikatlerin aynını binlerce alimler, yüz binlerce kitaplar daha belli anen işlettikleri halde
yine küfrü mutlakı durduramıyorlar. Bakın burada da haklarını veriyor. Belki haklarından fazlasını da ihlasla veriyor. Yani Risale-i Nur'un bahsettiği hakikatların daha beliyanesi, daha güzeli başka eserlerde var. Ama küfrü mutlakı niye durduramıyorlar? Niye susturamıyorlar? Niye müessir olamıyorlar? Niye merkez olup da insanların etraflarına toplanmalarına zemin hazır edemiyorlar? Küfrü mutlakla mücadelede bu kadar ağır şerait altında Risale-i Nur bir derece muvaffak oluyorsa bunun sırrı işte budur. Sait yoktur. Arkadaşlar, Sait yoktur. Said'in kudret ve ehliyeti de yoktur. Kuru üzüm çubuğu. Konuşan yalnız hakikattir. Hakikatı imaniyedir. Kendisine manevi bir makam vermek bir tarafa, kendisine bu manada farklı farklı insanların beklediği bazı makamları vermek bir tarafa, ve zannisteri bu yazılan hakikatler de Kur'an'ın malıdır. Güzellikler Kur'an'dandır. Kemalat Kur'an'dandır. Kusur varsa benimdir diyor. Benim sözümü ben söyledim diye kabul etmeyiniz diyor. Bakın bu bir emirdir tavsiyeden ziyade. Beni dinleyen, beni bilen, benim peşime düşen insanlar bunu bilsin. Onların üzerine ahdimdir diyor. Benim sözümü ben söyledim diye hemen kabul etmeyiniz. Aklın mizanını alınız ve tartınız. Eğer şeriata uygunsa, güzelse, hakikatsa, altın ise alın kalbinize saklayınız. Yok şeriata muvafık değilse, hakikate uygun değilse, zahiren altın görünüp hakikatta bakır ise, gıybeti ve bedduayı arkasına takıp bana iade ediniz diyor. Konuşan yalnız hakikattır, hakikatı Kur'aniyedir maşallah. Madem ki nuru hakikat, imana muhtaç gönüllerde tesirini yapıyor, bir Said değil, bin Said feda olsun. Madem yazdığımız bu şeyler kalplerde elhamdülillah bir tesir görüyor, o zaman bir Said değil, bin Said feda olsun. 28 sene çektiğim eza ve cefalar, maruz kaldığım işkenceler, katlandığım musibetler helal olsun. Bana zulmedenlerin, beni kasaba kasaba dolaştıranların, hakaret edenlerin, türlü türlü ittihamlarla mahkum etmek isteyenlerin, zindanlarda bana yer hazırlayanların hepsine hakkımı helal ettim. Bütün bunlar hepsi yaşanmış. Yani çok böyle güzel bir ortamda da, güzel bir koltuğun üzerine oturmuş da, ondan sonra kahvesi önünde de, herkes de güzel bir şekilde dinliyor da, sonra bunları söylemiş değil. Zindanlarda, ya sürgünlerde kimsesi yok, etrafına kimse gelemiyor. Gelenlere de ya idam, ya hapis, ya da çeşitli cezalar veriliyor. Böyle bir bediüzzaman. Hayatı ortada. Ama hepsine ben hakkımı helal ettim. Van'dan kendisini hükümet batıya sürelim diye karar çıkardıktan sonra 1926'lı yıllar Şeyh Said hadisesinden hemen sonra, bu da böyle bir olay çıkarabilir şeyle, ihtimaliyle. Üstadımıza bazı beyler ağalar gelmiş. Van'ın insanları çok asil insanlardır. Üstada da çok ayrı hürmetleri var. Aman Seyda Hazretleri, sen emir et, biz seni İran'a, biz seni Mekke'ye, biz seni istediğin yere götürürüz. Ama lütfen kendini bunlara kaptırma, bunlar sana zarar verecek, bunlar sana sıkıntı verecek diyorlar. Görüyorlar meseleyi, her tarafta ciddi manada sıkıntılar. Üstadımız diyor ki, ben Anadolu'yu istiyorum. Bakın, hadise çıkmasın diye Bediüzzaman nasıl nazik davranıyor. Ben Anadolu'yu istiyorum, Anadolu'ya gideceğim. Ben Mekke'de de gelseydim, yine bu Anadolu'ya gelecektim. Mekke'de dünyada gelseydim, yine ben bu Anadolu'ya gelecektim. Anadolu'dan yurt dışına kaçmak değil, yurt dışında da ben olsaydım, alem-i İslam'ın inkişafı için, alem-i İslam'ın tekrar tevhide gelmesi için, ayağa kalkması için, yine ben tekrar bu Anadolu'ya gelecektim. Çünkü buradaki insanların kalplerinde, ruhlarında İslam'a karşı ciddi manada bir saygı var ve ciddi bir kahramanlık ruhu var. Onun için buradaki insanları inkişaf ettirmek lazım geliyor diye Üstadımız bu kadar eza-i cefayı çekmeye razı olmuş.
Mekke'ye gitseydi çok güzel bir şekilde belki ahiretini kurtaracak bir kutup olurdu. Çok insanlar da belki kurtarırdı. Ama alem-i İslam acaba bu kadar menfaat bulur muydu? Hayır. Adil kadere de derim ki ben senin bu şefkatli tokatlarına müstahak idim. Yoksa herkes gibi gayet meşru ve zararsız olan bir yol tutarak şahsımı düşünseydim, maddi manevi füyuzat hislerimi feda etmeseydim, iman hizmetinde bu büyük ve manevi kuvveti kaybedecektim. Maşallah. Hem itiraf ediyorum ki samimi ihlasınızla şan ve şeref perdesi altında nefsimi okşayan riyadan beni bir derece kurtardınız gösterişten. İnşallah tam ihlasa muvaffak olursunuz, beni de tam ihlasa sokarsınız. Mümin, müminin aynasıdır. Bakın, sohbette insibağ vardır. Bir yere gidersiniz, oradaki insanların zihni hep maddi bir menfaat üzerine dönüyorsa, zihniniz belli bir zaman sonra telkih dediğimiz bir şeyle, yani etkileşimle siz de onlardan etkilenir, artık menfaatinizi, maddi menfaatinizi konuşmaya, düşünmeye başlarsınız. Sporun konuşulduğu yere giderseniz zihniniz hep spor üzerine dönmeye başlar. Siyasetin konuşulduğu yere giderseniz zihniniz hep bu manada. Hep ihlaslı, samimi, abid insanların arasına gidin, kendinizi onlara yavaş yavaş benzetmeye ihtiyaç hissedersiniz. Bu bir etki tepki meselesi. Üstadımız burada karşıdaki insanlara dua ediyor. İnşallah tam ihlasa muvaffak olursunuz, beni de tam ihlasa sokarsınız. Dolayısıyla benim tam ihlasa girmem bir cihetle sizin tam ihlası olmaz. Çünkü beraber yaşıyoruz. Beraber çalışıyoruz. Bilirsiniz ki Hazreti Ali radıyallahu anh o mucizevari kerametiyle ve Hazreti Gavs-ı Azam Kuddüs'e sırrıhı o harika kerameti gaybiyesiyle sizlere bu sırr-ı ihlasa binaen iltifat ediyorlar. İmam Ali Efendimizin 3 tane kerameti aleviyesi var. Üstadımız bunları Risale-i Nur'a almış. Birinci kerameti aleviye 18. lemadır. Teksir lemalarda var. İkinci kerameti aleviye 28. lemanın birinci kısmıdır. Birinci nüktesidir. Üçüncü kerameti aleviye de 8. şuadır. İmam Ali Efendimizin Ercüzesinde, ondan sonra buna mümasil bazı eserlerinde, ahir zamanda yapılacak muazzam hizmetleri haber veriyor. Üstadımız diyor ki, İmam Ali Efendimiz bu hizmetlere teveccüh ediyor. İman ve Kur'an hizmetlerine iltifat ediyor. Peki niye iltifat ediyor? İhlasınıza binaen. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin de yine kerameti gavsiyesi var. 8. lemada üstadımız bunu almış, teksir lemalarda. 8. lema. Burada da Abdülkadir Geylani Hazretlerinin ya müridi kün kadiriyel vakti gibi ifadelerle sen zamanın Abdülkadir'i ol gibi ifadeleriyle ahir zamandaki bir zattan bahsettiğini bu manada şey yapıyor. Üstadımız diyor ki uzaktan baktınız mı küçük karıncalar görünmez. Büyük dağlar görünür. 800 küsur sene evvelden bu asırdaki hadiseleri görmesi gösteriyor ki Said gibi zatları görmüyor, iman ve Kur'an hizmetinin dehşetli cesametini, dağ gibi azametini görüyor ve ondan haber veriyor. Şimdi peki niçin bunlar bahsediyorlar? Sizlere bu sırrı ihlasa binaen iltifat ediyorlar. Eğer ihlaslıysanız, zatlar sizi konuşur, size dua eder. İhlaslı değilseniz, kimse size 5 para kıymet vermez. Evet, hiç şüphe etmeyiniz ki, bu teveccühleri ihlasa binaen gelir. Eğer bilerek bu ihlası kırsanız, onların tokadını yersiniz. Mesela İmam Ali gibi bir kahraman-ı İslam'ın tokadını yemek herhalde kimse istemez. Abdülkadir Geylani gibi dehşetli bir gavsın tokadını yemek herhalde ya. Hem herkese nasip olmaz hem de hafif de değil yani, değil mi? 10. lemadaki şefkat tokatlarını tahattür edin. Şefkat tokatı ne demek? İki tokat var diyor üstadımız. Bir zecir tokatı, bir de şefkat tokatı. Zecir tokatı şu. İslam'a düşmansın. İslam'a düşmanlık ediyorsun. İslam'ı batırmaya çalışıyorsun ve Allah'tan sana bir tokat gelir. Bu zecir tokatıdır.
Bir de birisi var, Müslümandır, mümindir, ihlaslı ve samimidir ama bazen yalpalıyor. Yalpalayanı tekrar raylara sürmek için, tekrar yola koymak için Cenab-ı Hak'tan tokatlar gelir. Bunlar da şefkat tokatlarıdır. Üstadlar şefkat tokatlarını anlatıyor, ilk tokat olarak da kendi tokadını yazıyor. Ben ne zaman hizmet-i imaniye ve Kur'aniye'nin başına geçtim, İman ve Kur'an hizmeti için ben yaratıldım. Farize-i zimmetim budur. Netice-i hılkatim budur dedim. İman hizmetini yaptım. En büyük zatlar da bana musahhar oldu. Fevzi Çakmak gibi bir zat gelmiş. Orada kivari demiş ki, Bediüzzaman şeye gelmiyor. Hani imzaya geliyorlar ya. İmza atmaya gelmiyor. İspat ediyor, ispat-ı vücut. Fevzi Çakmak gibi bir zat demiş ki, Bediüzzaman'a ilişmeyiniz, ona hürmet ediniz. Ona bu sözü söylettiren hizmet-i imaniye ve Kur'aniyedir. Ne zaman ki neme lazım dedim, kendimi düşündüm, ahiretimi düşündüm. Kendimi düşündüm derken de gidip tabii iş kurayım, tüccar olayım manası değil. Yani çekileyim bir köşeye, ibadetlerimle meşgul olayım. Bu ehli dünyayla uğraşmak artık yeter gibi bir ifade kullandım. Hemen tokat yedim. Bir menfadan başka bir menfaya, bir mecradan başka bir mecraya sürüldüm. Üstadımız Balla'dan daha sonra gönderiliyor başka yerlere, Eskişehir'e, ondan sonra Afyon'a, başka yerlere, Kastamonu'ya devamlı sürülüyor yani. Niye? Ne zaman ki kendimi düşündüysem böyle bir tokat yedim işte. Diyor ki siz de dikkatli oldunuz arkadaşlar. Bu ders bizi kendimize getirmesi icap ediyor. Ben bu hizmetin bir parçası değilim diyen insanlara zaten üstadımız konuşmuyor. Ben bu hizmet-i imaniye ve Kur'aniye vücudunun bir azasıyım. Şu hizmetin bir ferdiyim. Ben de burada varım diyen bir insan lakaytlık etti mi, tembellik gösterdi mi, tekasül gösterdi mi, şefkat tokadı gelebilir. Allah muhafaza eylesin. Böyle manevi kahramanları arkanızda zahir, başınızda üstad bulmak isterseniz, وَيُؤْسِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ سِرِّيلًا وَيُسِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ سِرِّيلًا Haşir suresi 9. ayet. İhlas-ı tamı kazanınız. وَيُسِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسَ Yani onlar muhtaç oldukları halde başkalarının nefislerini kendi nefislerine tercih ediyorlar. Hem Buhari'de hem de başka yerlerde geçen bir hadis-i şeriften bahsediyor. Büyüklerimiz, böyle bir hadis-i şerif var Buhari'de. Hazreti Ebu Talha, Efendimiz Aleyhisselam'ın meclisindeyken bir misafir geliyor. Ya Resulullah ben çok açım diyor. Efendimiz Aleyhisselam önce kendi muhterem eşlerine hitabede bulunuyor. Bu misafirime yedirecek bir şey var mı? Seni hak ile irsal eden Allah'a kasem ederiz ki evde sudan başka bir şey yok. Peygamberin evi, Hazreti Mevlana eve gelmiş bir şey var mı? Hayır, evde hiçbir şey yok deyince sevinmiş. Elhamdülillah bugün evimiz peygamber evine döndü diye. Biz olsak ne yaparız bilemiyorum. İşte böyle bir durumda Efendimiz Aleyhisselam sonra cemaate bu manada tevcih-i kelam ediyor. Benim bu misafirimi misafir edip doyuracak kimse var mı? Ebu Talha Hazretleri, ya Resulallah ben evime götürür. İkramda bulunurum diyor. O da gidiyor. Ondan sonra eşine soruyor. O da sahabi. Tabii sahabeler çok enteresan bir ruh yapısına sahip. Evde bir şey var mı misafirimiz için? Diyor ki ya Ebu Talha diyor. Sadece küçük bir yemek var. O da çocuklara yedirip biz aç yatmayı düşünüyoruz. Evde bir şey yok. Diyor ki çocukları bir şekilde oyala ve onları yatır. Misafirimize de ancak bir kap ona yeter. Getir ama o esnada da biz işte mumu ya da işte ışığı da söndürürüz. Biz de sanki yemiş gibi yaparız. O da afiyetle yesin, doysun. Misafirimiz de böyle ağlamış olalım. O gelen muhterem misafir afiyetle yiyor, doyuyor. Ebu Talha Hazretleri ile eşi ve çocukları da aç yatıyorlar. Arkadaşlar Cenab-ı Hakk'ı razı etmek zor değil. Kalpte ihlas olsun, cüz'i bir ihlas her şeyden fazladır. Bütün dünyayı Allah'a verseniz Allah'ın ihtiyacı yok. Allah'a bütün dünyayı fethedecek ordular kursanız Allah'ın ihtiyacı yok. Ama Cenab-ı Hak sizin kalbinize, bizim kalbimize ne yapıyor? Nazar ediyor.
O zat için sebeb-i nuzul diyorlar. Bu ayet-i kerimenin indiğini ifade ediyorlar. Ve sabah namazına gittikleri vakit cemaate Efendimiz Aleyhisselam soruyor. Siz dün Cenab-ı Hakk'ı razı edecek nasıl bir fiil işlediniz ki Cenab-ı Hak sizin için bu ayeti indirdi diye. Arkadaşlar, Allah'ı razı etmek bir tas çorbayla mümkün. Elinizdeki bir bisküviyle bir yetim çocuğun başına okşarsınız, ihlaslı bir şekilde verirsiniz, kazanabiliyorsunuz. Subhanallah. Ama ihlassız olsak ne verirseniz verin. Cenab-ı Hak onlara ihtiyacı olmadığı için kıymet vermiyor. Kardeşlerinizin nefislerini nefsinize, şerefte, makamda, teveccühte, hatta menfaat-ı maddiye gibi nefsin hoşuna giden şeylerde tercih ediniz. Şimdi ihlas bu. Sen mi ders yerine geçeceksin, ben mi? Buyur diyebilmektir ihlas yani. Bu meseleyi ben mi izah edeyim, sen mi? Buyur sen izah et kardeşim, daha iyi olur inşallah diyebilmektir ihlas. Hizmete koşulacak, ya sen git kardeşim demek değil, ben giderim demektir. Yani hizmette en ileri, ücrette en geri olabilmektir ihlas. Onun için Üstadımız diyor ki, teveccühte, şerefte, makamda, hatta menfaat-ı maddiye gibi şeylerde, nefsin hoşuna giden şeylerde kardeşinizi tercih ediniz. İhlas da bizden bunu istiyor abiler. Hatta en latife, güzel bir hakkat-ı imaniyeyi muhtaç bir mümine bildirmek ki en masumane, zararsız bir menfaattir. Yani bir mümin getirdiler buraya ya da bir insan getirdiler buraya. Ondan sonra buradaki üç kişiyiz. Bu adamın soruları var. Karışın bana sor. Öteki der ki hayır, karışın bana sor. Bu olmaz. Mümkünse nefsinize bir hodgamlık, bir enaniyet gelmemek için istemeyen bir arkadaş ile yaptırması hoşunuza gitsin. Yani istemeyen bir arkadaşınızın bunu yapması ya da sizden başka birisinin bunu yapması hoşunuza gitmesi lazım. İçimizde bir mikrop oynuyorsa burada ihlasımızı da gözden geçirelim. Samimiyetimizi gözden geçirelim. Ben Allah için mi yapıyorum yoksa insanlar ne güzel konuşuyor, ne güzel anlatıyor demek için mi acaba? Yani bu manadaki şeylerle inşallah kendimizi gözden geçirdikçe, bunları okuyup mütala ettikçe ve kendimizde de tatbik etmeye çalıştıkça inşallah ihlası, mümkünse de ihlası etemmi inşallah kazanmaya çalışacağız. Eğer ben sevap kazanayım, bu güzel meseleyi ben söyleyeyim arzunuz varsa, çendan gerçi onda bir günah ve zarar yoktur. Fakat mabeyninizdeki sırrı ihlasa zarar gelebilir. Kardeşler arasındaki ihlas sırrına da, değil mi? Samimiyete de zarar verebilir. Bundan dolayı zarar verebilecek şeyleri hemen ikinci plana atmaya çalışacağız. Arkadaşımızı öne atıp arkasında da inşallah biz ona dua edeceğiz. Tebliğ cemaati var. Pakistan'da, çeşitli yerlerde var. Bir defa Erzurum'a gelmişlerdi. Ben onlara tanıştım. Onların bir özelliği varmış. Çok enteresan. Birkaç kişi beraber dolaşıyorlar. Bir kişi birisine bir şey anlatıyor. Diğerleri de dua ediyorlar. Ya Rabbi tesirini halk et diye. Ben baktım bu sır yani. Hani bir arkadaşımız bir şey anlatırken, bir şey verirken, vermeye çalışırken birisine, biz de ne diyeceğiz? Ya Rabbi tesirini halk et. Ya Rabbi bu kardeşimizi ihlaslı kıl. Ya Rabbi onun sözüne tesir ver diye. Bu manada dua edebilirsek inşallah o anlatıyor. Ama belki ondan daha fazla sevabı siz kazanabiliyorsunuz. Cenab-ı Hak bu noktada hepimizi muvaffak eylesin. Amin. Muhafaza eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Mas-salam.